Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Bakın şöyle Hardar sarısı, Reyyan marka, şöyle güzel bir tülbentim var arkadaşlar. Reyyan markanın kalitesi, cenkin kalitesi güzel oluyor. Bu tek renklerde Reyyan daha iyi oluyor arkadaşlar cenkten. Şöyle kalitesi açısından, ipeği açısından. Size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Şöyle pastel rengi yaparak hazırladım. İğneden tığa zarif bir model oldu. Şöyle göstereyim bakın. İğne uyasında bildiğiniz bu çimenin yeşil renkli olanı tülbentin kendi renginden böyle sizlere hazırladım arkadaşlar. Uç kısmına da bu şekilde minik kır çiçekleri koyarak hazırladım. Şöyle sizler için bir sallantılı halinden de bakıtayım. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Elinize alışınca daha da bir kolay oluyor. Modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek modelimizi anlatalım. Evet, arka tarafı unutalım. Şöyle ilk başlar gibi başlayalım arkadaşlar. Sanki arka taraf yokmuş gibi şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitleyerek başlayalım. Ve ikişer zincir çekerek şöyle tülbentimin kenar tığlamasını hazırlıyoruz ilk önce. Bu kenar tığlama işlemini merak eden arkadaşlar 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi sık iğne ile sabitledik ve 3 zincir çekerek başlıyorum. Bakın ilk başlar gibi başlayacağız sizle. 1, 2 ve 3 zincir. Hemen yandaki tığ battıma girip şöyle bir tane tığ battı oluşturdum. 3 zincirimi çekip 3'er zincirden 2 tane tığ battı olarak başlıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. İpimi güzelce incecik esnettim. Şöyle sıkı sıkı da 6 zincirimi çektim. Ters tarafına çeviriyorum. Bakın. Bu ikinci ilk yaptım yani tığ battının içine sık iğne ile 6 zinciri sabitledim ve yine 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim düz tarafına. Bu 6 zinciri kapattığım ilk tığ battımın içine yine bu 6 zinciri kapatıp şöyle kenar kısmında bir tane kirpik oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Bakın 2 tane yapmıştık. Bu ikincinin şöyle içine çekmiş olduğumuz zincir de içinde kalıyor. Ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle aynı tığ battının içine bir tane daha yapıyorum. Tıpkı iğne uyasında olduğu gibi aynı çoğalmasın çoğalma işlemi olsun diye bu şekilde yapıyorum. Yoksa arkadaşlar bir tane kalıyor. O yüzden son tığ battının içine bir tane daha yaparak iki tane tığ battı yapmış oluyoruz. 6 zincir şöyle çevirdim. İlk tığ battının içine kapatıyorum. Şöyle kenarda bu 6 zincirli kirpiğimiz kalıyor. Sabitledim. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Düz tarafına şöyle otomatik dönüyor. Bu 6 zinciri kapattım. Bakın bu aynı noktaya, aynı tığ battıya kapatıyorum. Kirpik oluşturuyorum. 3 tane zincir. Şöyle. Zarif ve incecik olması için arkadaşlar ipi güzelce esnetmeniz gerek. Bakın arkadaşlar şöyle tığ battının içine zincirle beraber şöyle altta kalacak. Aynı tığ battıya 3 zincirden 2 tane tığ battı yapıyorum. Tekrar aynı tığ battıya bir 3 zincirli yuva daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir bizim dönüş zincirimiz. Buradaki ilk tığ battıya kapatıp
Kenarda 3 tane bu şekilde kirpik olacak ve sonuncu 6 zincirlik kirpiği yapmak için 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim 6 zincirimi. Buradaki ilk, bakın kapattığım bu 6 zinciri, dönüş zincirini kapattım. İlk tığ battıya kapatıp bu şekilde kirpiğimi oluşturdum. 3 zincir ve sonuncu yuvanın içine de girip kapattım. Şimdi arkadaşlar, bu dediğim gibi 3 tane sonuncu kirpik olduğu için bir tane yapıyorum. Çoğaltma işlemini yapmıyorum. Dönerken 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafından bu 6 zincirle döndük ya, bir tane olduğu için onun yarısı olan 3 zinciri çekiyorum ve kapattım. Tekrar 6 zincir. Çevirdim düz tarafına. Şöyle. Toplamda 4 tane bu şekilde kirpik yaptık kenar kısmıyla beraber. Ve 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 tane tığ battımı bırakıp 3. tığ battıma yapmış olduğum bu zinciri kapatıyorum. Şöyle bir tane zincir çekip akıtmak istiyorum yaptığımız işe. Bakın toplamda bu şekilde şöyle kenarda 4 tane kirpiği olan güzel bir, bunu daha önce sizlere Tunus işinden de yapmıştım arkadaşlar. Hangisi hoşunuza giderse bu da bu şekilde zincirli olan. Şöyle yanındakiyle beraber göstereyim. Evet, bir tane daha yapalım arkadaşlar. İyice pekişsin. Yine 3 zincirden 2 tane tığ battı yaparak başlıyorum. 3 zincir kapattım. 1, 2, 3 zincir kapattım. Bu şekilde. Ve 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim 6 zincirimi. Kapatıyorum ilk baştaki tığ battığının içine. 6 zincir. Kirpiğimiz de 6 zincirde. Dönüş zincirimiz de 6 zincirden. Kolaylıkla unutmadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kirpiği oluşturduk. Şimdi tığ battıları oluşturuyoruz. 3 zincirimi kapattım. Bu 1. 3 zincirimi kapatıyorum. Bu 2. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Bu 1 ve 2 tane. İlk birincinin içine girip buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çeviriyorum. Aynı tığ battıya, ilk tığ battının içine 6 zinciri kapatıp bu şekilde bir kirpik oluşturuyorum. 3 zincir. İlk tığ battı. Aynı yuvaya ikinci tığ battı ve 6 zincir. Çevirip ilk tığ battıya kapatıyorum. 6 zincir. Döndüm. Aynı bu kapattığım tığ battının içine bir tane kirpik oluşturduk. Evet arkadaşlar, 3 tane kenarda kirpik yapınca buraya sadece bir tane şöyle, bakın sonuncu kirpiğimizi oluşturduk. Ve 3 zincirle tekrar dönüp bu tek yuvanın içine giriyorum. Şöyle tutayım. Tersinden bakın. 6 zincir. Evet, dönüş yaptığımız bu yuvanın içine bakın. Hem 3 zincir hem de tek yuva. İkisinin de sık iğne ile girip 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi. Yine 3. tığ battıma kapatıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Bunu da sökülmesin diye
Şöyle çekeyim. Bakın arkadaşlar, gayet kolay oluyor. Şöyle iğne oyası gibi duruyor. Yakın planda tane tane de çekmeye çalıştım. Şöyle tepe noktasında birer kirpik, yanda da 3 kirpik, toplamda 4 tane bu şekilde devam ediyor. Sade bu şekilde bile çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan böyle tek renge ütüleyip güzelce iğne oyası görünümlü bir böyle tek sıra yapabilirsiniz. Şimdi şu arkadaşlar yapmış olduğumuz kır çiçeklerinden de şöyle şu orta kısmına yapıp tamamlayalım. Evet, şöyle ben bir tane boş bırakıp bir tane kirpik, bir tane boş, bir kirpik böyle kır çiçeği yaptım. Siz hiç boşluk bırakmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zevkiniz nasıl uygun görürse. Evet, yine bir tane bırakıp şöyle ikinci bu tepe kısmında yaptığımız kirpiği yuva olarak ediniyorum. Sık iğne ile giriyorum. Şöyle şu şekil. Ve 1, 2, 3, 4, 5. İpim çok ince olduğu için 5 zincir çekiyorum. İpi kalınsa, elinizde birazcık gevşekse arkadaşlar, 4 zincir çekebilirsiniz. Daha kibar bir çiçeğiniz olur. Evet, kapattım. Gidip sık iğneyi bu şekilde sabitledim. Sık iğneler bu kirpiklerimiz için yuva olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bakın, sık iğneyi aralayıp ara kısmından kapatıyorum. Aynı şekilde tekrar şöyle sık iğne yapıp 5 zincir üzerine kapattım. Bakın şöyle ara kısmına yine sık iğneden yuva yaptım. 5 zincir. Sık iğne, sonuncu ve 5. sık iğne. Şimdi son kirpik içinde sıkı sıkı 5 zincir. Sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitirince kirpikler daha güzel duruyor. Bakın arkadaşlar, şöyle kalıp gibi. Sonuna sık iğne yapmayı unutmayın. İpimi kopardım ve kır çiçeğimiz hazır. Hemen ipi yakıp temizleyip geleyim. Evet, modelimiz bakın arkadaşlar gayet kolay, güzel, böyle sıralı. İl alışkanlığı da olunca arkadaşlar gerçekten gayet kolay ilerliyor. Şöyle tane tane de göstermeye çalıştım. İnşallah anlaşılır bir şekilde olmuştur. Modelimiz bu şekilde. İğneden tığa zarif bir model oldu. Böyle iğneden tığa iğne zarifliğinde iğne oyası modellerini yapmak isteyen arkadaşlar için güzel bir alternatif oldu arkadaşlar. Hoş bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Tüm yapmış olduğum bu videolarım Instagram Nur Gül'ün Tığ ve İğne Yoları hesabında var arkadaşlar. Oradan da takip edip izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle tutayım. Hoşça kalın.